MDP'nin adayı olarak, öncelikli olarak Siirt'in temel sorunları neler? Bunların tespitini yaptınız. Evet, Siirt geçmişi milattan önceye dayanan tarihsel kültürel kökeni olan bir kent olmasına rağmen maalesef köy kent durumunda, yani kasaba bile diyemeyeceğimiz birçok sorunları barındırıyor. Temel sorunu bölge illerinde olduğu gibi ekonomiktir, işsizliktir. Hepsinden önemlisi yoğun bir savaş göçü almış bir kenttir. Kentin altyapısı, mevcut kaynakları zorunlu savaş göçünden dolayı kente yerleşmelerden dolayı çok yetersiz kalmıştır. Siirt'te yerel yönetimler alan açma yerine mevcut kente sonradan yerleşenlerin peşinden koştura durmuştur. Özellikle gençlerin problemlerini biraz açar mısınız? Evet. Siirt'te bir üniversite olmasına rağmen daha önce Siirt kültürel anlamda Türkiye'de bilinen, tanınan bir kent olmasına rağmen savaş göçüyle birlikte kültürel anlamda uğraşacakları, tek bir faaliyet yapacakları, eğitim alacakları, çalışacakları, izleyecekleri tek bir kurum yok. Yani bir gençlik kültür merkezi son dönemde partimiz tarafından yapıldı. Siirt'in tam ona hitap edecek düzeyde değil. Gençler sokakta, gençler işsiz, gençler vasıfsız, gençler kahvehane köşelerinde, gençler daha çok son dönemde bölgede yaygın olarak sistem tarafından yönlendirilen diyeceğim. Çünkü burada da bir kez daha şahit oldum. Gayrimeşru işler içerisinde, uyuşturucu batağında. Yani gençlerin kültürel, sosyal, siyasal yaşamdan kopması için burada sistem elinden geleni yapmış. Siirt kültürüyle de zengin bir şehir. Özellikle Siirt'in tanıtımı, kültürünün yaygınlaşması açısından da somut çalışmalarınız olacak mı? Evet, yani Siirt gerçekten hani milattan önceye dayanan bir kent. Evliyaların, alimlerin, nitelikli, entelektüel insanların yetiştiği, çok önemli şahsiyetlerin olduğu bir kent. Siirt'i özüne, geçmişine, tarihsel misyonuna uygun bir yere taşımayı düşünüyoruz. Yine en önemlisi Siirt gerçekten doğal, organik ürünlerin yetiştirildiği Türkiye'de muhtemelen ilk 3-5 kentten birisidir. Bu doğal ürünler maalesef üreticiler tarafından hak edilen değere satılamıyor. Daha çok bu doğal ürünler aracılar tarafından çok ucuz ve üretenlerin emeklerini karşılamayacak fiyatlarla alınıp ciddi karlar elde ediliyor. Bu konuda belediye tarafından oluşturulacağımız üretim tüketim kooperatifleri aracılığıyla bu ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtımı, pazarlanması ve aynı zamanda üretenlerin ürünün karşılığını aldığı bir çalışma içerisindeyiz. Yok edilen Siirt evleri var. Bunun tekrar açığa çıkarılmasını sağlayacağız. Yine Siirt'te Botan Vadisi gibi işte Botan Nehri'nin aktığı ama inanın Türkiye'de eşi benzeri olmayan doğal ve seyrine doyum olmaz ciddi bir yer durmaktadır. Ama maalesef bugüne kadar değerlendirilmemiştir. Burada bir botanik park yaparak hem Botan Parkı'nın hem Botan Vadisi'nin çayının Siirtler ve Siirt dışındaki insanlar tarafından ziyaret edilmesini sağlayacağız.